Biraz da objelerin ekranda ve render'da görünürlük ayarlarından bahsedelim. Ekrana bir küp objesi yerleştiriyorum. Bu yerleştirmiş olduğum küp objesinin ismini Object Browser'da görebiliyorsunuz. Bunu yine ismini değiştirebilirsiniz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim iki tane gri nokta var. Objenin isminin hemen yan tarafında küçük gri noktalar. Büyük gri noktadan daha sonra bahsedeceğiz. Eğer bu iki noktadan üstteki gri noktayı iki defa tıklayıp kırmızı renge getirirseniz objenin ekrandan kaybolduğunu görürsünüz. Yani yoğun çalışmalarda bazı objeleri ekranda görmek istemiyorsanız bu üstteki noktanın kırmızı renkte olmasını sağlamanız gerekir. Bir kez daha tıkladığım zaman üstteki nokta gri renkte olur ve objemiz ekranda yeniden görünür hale geçer. Bir tane de altta gri bir nokta var. Bunu iki defa tıkladığım zaman bu da kırmızı oldu. Peki bunun manası ne? Bunun manasını göstermek için aslında önce render tuşundan bahsetmem lazım. Ekranın üst bölümünde aktif görüntüyü render etmenizi sağlayan bir tuş vardır. Render Active View tuşu. Bunu tıkladığınız zaman ekrandaki görüntünün bir renderını alırsınız. Eğer bir objenin alttaki gri noktası kırmızı renkteyse render tuşuna bastığınız zaman o obje ekranda gözükmez. Yani alttaki gri noktanın kırmızı olması render'dan bu objeyi gizler. Üstteki gri noktanın kırmızı olması ise ekran görüntüsünden bu objeyi gizler. Eğer üstteki nokta gri ise ekranda eğer üstteki nokta kırmızı ise ekranda gözükmemesine rağmen render'a bastığınız zaman bakın alttaki nokta gri olduğundan dolayı render'da gözükür. Her ikisini de kapatabilirsiniz. Ne ekranda gözükecektir, ne render'da gözükecektir. Tabii bu işlem yerine hemen yan tarafta yeşil bir çentik işareti var. Bunu işaretlemeniz durumunda bu objeyi kapatırsınız. Bu obje artık ne render'da gözükür, ne de ekranda gözükür. Peki kırmızı haricinde bir de yeşil var. Bu yeşilin manası ne? Aslında yeşil hiyerarşiyle beraber bir mana ifade ediyor. Yani bu küp objesini taşıyalım. Ekrana bir tane de küro objesi yerleştirelim. Bir tane de koni objesi yerleştirelim. Ve küp objesini, örneğin koni objesini çocuk objesi yapalım. Şimdi eğer biz koni objesini kapatırsak ekrandaki görünümünden, dikkat ederseniz küp objesi de kapanıyor. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Koni kapalı kalsın ama ben kübü görmek istiyorum derseniz buradaki gri noktayı tıklayın ve yeşile döndürün. Bu şu anlama gelir. Ebeveyn objen ekrandan gizli bile olsa ben sana müsaade ediyorum. Ekrandaki görüntü de gözük anlamına gelir. Yani yeşil ekranda ebeveyn objenin durumuna bağlı olarak mesela bakın render'dan kapatalım. Render yapalım şimdi. Kübün de render işlemi dışında olduğunu göreceksiniz. Ancak gidip kübün render'ına yeşil ışık yakarsak, render tuşuna bastığımızda kübün render'da gözüktüğünü göreceksinizdir. Yani yeşil şu manaya gelir. Ebeveyn objenin statüsünden bağımsız olarak ekranda veyahut da render'da bir objenin görünmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz.